Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden gelenler serisinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Fame arkadaşımızın göndermiş olduğu bir video. Şimdiden eline yemeğine sağlık diyoruz. Videoya geçiyoruz. Tarzın ikinci yeteneği olan Overlook oynuyor. Bu yetenek ne işe yarıyor? Tahta üzerinde aynı kahramanlar seviyesinde, yani 2 altınlık bir kahramanı 2 altınlık bir kahramanı dönüştürüyorsunuz. Ama tahtanızın üzerinde mesela işte alfa var 1 altın, ya da şöyle söyleyeyim, Yuzong var 2 altınlık, bir de 2 altınlık şey var, Irithel var. Siz 2 altınlık bir kahramanı yeteneği yedirdiğiniz zaman ya Yuzong ya Irithel verecek, ama tek Yuzong olduğu zaman tahtanızın üzerinde sadece Yuzong çevirecek. Bilginiz olsun. Bakalım arkadaşımız nasıl bir maç oynamış, bizlere nasıl bir videoyu izlettirecek, hep birlikte bakalım. Şimdi Van Van'a attımış, büyük ihtimal cadı yalı nişancılı bir şey yapacak ama devamında nasıl olacak, sinerji özelliklerinden neler alacak, süvari mi gidecek acaba, cadıya süvari mi yapacak ya da nişancı da aktif edecek mi? Kahramanları bir tık geriye çekti. Şimdi süvari de aldığına göre büyük ihtimal süvari sinerjisini alacak. Süvari yapan en üstte bir kişi daha var, aktif etmiş. Ama cadıyı altılayacak mı, 3'te mi gidecek, yanına nişancı atacak mı bilmiyorum, bakalım. Yani Moskova olsa, nişancı 2 olsa olur, ya da nişancı 4 de yapabilir. Cadıya 3 olsa da olur, çünkü 3'te de 6'da da %13 kazandırıyor. Sadece yük olarak 3'te 3 yük, 6'da 6 yük. Kadya Vadisi sinerjisi. Sinerjiden özellik alıyorsunuz. Sinerji özelliği, öyle söyleyeyim sizlere. Güzel alfa geldi. Akai de geldi. Çok iyi. Bakalım, süvariyi daha aktif edemedi. Biraz daha market bastı, parayı bitirdi. Bir market daha attı. Acaba düşük seviyede kalacak mı? Zaten altın ve fayda oranı bence ilk canavar seçimine kadar tabii ki de tutulsa olur, ama tutulmayabilir. Yani yer basmaya harcamaya da bilirsiniz. Çünkü oradan gelen mesela düşük kapasitede 8 altın kazandırır diye bir özellik var. Sizin seviyeniz diğer rakiplerinden düşük olduğu takdirde ya da eşit olduğu takdirde, tabii sizin altınızda mesela siz 5'seniz 4 olan 4 seviyede birinin olmaması lazım, ya da 6'ysanız 5 seviye olan birinin olmaması lazım ki bu özellikle her tur 8 altın ekstradan kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Güzel, şansını süvar sinerjisi geldi. Ama bakalım arkadaşımız ne alacak. Yani alfaları topladı, süvar sinerjisi geldi. Neden bekletti anlamadım. Güreşçi de aldı. Prens. Prense mi gidecek acaba? Yok, şimdi sattı. Selena aldı. Ne alaka Selena? Rakiplere göre mi çıkacak acaba? Şu an ben de anlamadım ne için. Selena'yı bir... He, Selena'yı şey için aldı. Tamam, okey. Kahramana yedirmek için aldı. Tamam. Dedim ne alaka Selena? Sinerjiyi şu an almadı. Yani elementalist mi gidecek yoksa süvari mi gidecek? Dediğim gibi Kadya Vadisi'ni altılamanıza gerek yok. 3'te de bıraksanız olur. Ekstra sadece yük farkı oluyor. Başka da bir şey olmuyor. Bakalım, sinerji tercihini yapmadı. Şimdi buradan item ne kalacak ona? Nişancılar için ekstra bir item çıkmadı. Cloud'un cihazı kalmadı. Kritik hasar olabilir. Tek saldırı itemi olarak o var. Diğerleri defans ve büyücü itemi kaldı. Süvariyi aldı. Güzel. Van Van'a verdi. Şimdi Van Van 2 seviye.
biraz parayı tutabilir sanki ya. Bana bir tık öyle geldi. Biraz böyle faydaya yönelik hani market atmadığı sürece kalabilir. Ya bana en köşeye de atabilir. Cadıyaları önden yedirecek. Ona bir tane mesela Zilong lazım. Moskov lazım. Bu tarz hero'lar alınabilir. Burada mesela Alfa'yı üçlemeye gitmeyebilirsiniz. Bence. Ekstra hem nişancı bir tanesi hem süvari cadıya pardon kadıya. Arkadaşlar benim dilim cadıya alışmış. Ben öyle gördüm, böyle büyüdüm. Yani böyle söylüyorum. Lütfen bunu artık rica ediyorum. Bir arkadaş var. Çok takılıyor bu söylemine. Hala aynı şeyi söylüyorsun diye. Yani ben böyle söyleyeyim. Sen de öyle anla. Ben cadı diyeyim. Sen cadı, sen kadı olarak anla. Yani lütfen birbirimizi böyle ufak tefek şeyler için üzmenin bir anlamı yok. Sonuçta ne söylemek istediğimi sen anlıyorsun. Ben cadıya da desem, kadıya da desem sana bu geçiyor mu? Geçiyor. Zaten başka bir sinerji yok yani. Telaffuz biçimi böyle alışmışım dediğim gibi yani bunu tekrar tekrar irdelemenin bence bir anlamı yok. Şimdi bir de sizden gelenler serisinde tepkili olan arkadaşlar var. Arkadaşlar şimdi YouTube'un şöyle bir olayı var. Şundan bahsedeyim sizlere bu arkadaş maçına devam ederken. YouTube'da eğer ki yani böyle etkileşim almayacak bir içeriğiniz var ise işte kendi içeriğiniz olur ya da ne bileyim mesela ya da şöyle söyleyeyim. Etkileşimle büyüyecek bir kanalınız var ise işte bir müzik kanalı olur, oyun kanalı olur, spor kanalı olur. Yani bu birinin şunun tavsiyesiyle, bunun tavsiyesiyle etkileşim alabileceğiniz bir kanalınız var ise bunu buna yönelik içerikler üreterek buna yönelik ön plana çıkmasını sağlıyorsunuz. Ama ben böyle bir içerik ürettim. Sizden gelenler serisi bu herkesin hoşuna gidebilecek bir şey ve herkes kendi videomun yayınlanıp yorumlanmasını isterim. Nerede bir hatam var, nerede bir eksiğim var görülmesini isterim. Bu konuyu da bu son konuşmam olacak bu videoda. Artık daha fazla üzerine konuşmayacağım. Yorumlar gelirse de cevap vermeyeceğim bununla ilgili çünkü uzadıkça uzuyor konu. Gerek de yok. Dediğim gibi hani kitle oluşturma meselesi ya. Ben kitlemi etkileşim yapmadığım sürece oluşturamam. Bu da benim etkileşim yapmamı sağlayacak bir içerik. Yani ben örnek veriyorum. İşte Fehmi arkadaşım videosunu çekti bana gönderdi. Ben yorumladım YouTube'da paylaşıldım. Fehmi arkadaşım yanındaki bir arkadaşına diyecek ki ya bak benim videom var YouTube'da izlemek ister misin diyecek. Fehmi arkadaşım yanındaki arkadaş da gelecek videosunu izleyecek. Diyecek ki ben de video atayım nasıl atılır. O arkadaş gelecek beni takip edecek. O da video çekip atacak bana. Ne olacak? Ben bir kişi daha kazanmış olacağım. O ona söyleyecek, o ona söyleyecek. Oradan ona yayılacak. Ya da o arkadaşının keşfetinde çıkacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani benim yaptığım burada kötü bir şey değil. Evet senin hoşuna gitmiyor olabilir. Hoşuna gitmiyorsa akşam 7'de paylaştığım kendi çekmiş olduğum videomu izlersin. Sizden gelenler serisini izlemezsin. Yine takipte kalırsın. Yani ben burada kimseye zorla şu videomu izleyeceksin demiyorum sonuçta. Herkesin de hoşuna gidecek diye bir kaydı yok. Ama dediğim gibi hoşuna gitmiyorsa akşam 11'deki videoyu izlemezsin. 7'deki videoyu izlersin. Ama destek olmak istiyorsan videoyu aç, kenarda dursun. İzlensin mesela yani sen kendin başına durup izleme gibi. Demek istediğim bu arkadaşlar. Yani ben bunu kendi keyfimden değil içerik olsun daha fazla etkileşim alalım diye yapıyorum. Bilginiz olsun. Bu konuyla ilgili başka da söyleyecek bir şeyim yok. Umarım anlayış gösterirsiniz. Şimdi süvari kutsaması aldı. Cadı ile yaptı arkadaş. 3'te bıraktı. Süvari 4. Bakalım devamında ne olacak. Nişancı olarak koyacak mı acaba? Yani alfayı üçlemeye gitmek bilmiyorum ne kadar doğru. Tercih tamamıyla sizlere kalmış ama yani ben olsam alfa üçlenir mi? Üçlenebilir ama oyun başında ya da şöyle söyleyeyim. İleride satabileceğiniz bir kahramansa üçlemenize gerek yok. Öyle söyleyeyim mesela size. Şimdi sadece süvari çıkıp
İşte Cadıya Vadisi yapmayıp işte örnek veriyorum süvari nişancı yapıyoruz gibi. Alfayı çıkarma. Dursun. Önde sana tanklayacak hero lazım. Ama süvari Cadıya yapıyorsan zaten Cadıya'dan gelen iki tane tankın var senin. Yani biri tank Akai, bir tanesi de off tank diyelim. Hem savaşçı niteliğinde hem tanklık yapabilecek nitelikte bir kahraman 110. Yani keza bunlar varken Alfa'nın durması biraz bana mantıksız geliyor. Bilginiz olsun. Yani satılabilecek durumu da var, satılamayacak durumu da var. Şimdi bakalım. Bu arkadaş büyük ihtimalle Kuzey Kaşifi'ni de çalıştırıp oradan biraz altın kazanmaya çalışacak. Ya da ama Kuzey Kaşifi'ni atarsa oraya Bamba'nı üçlemesi için biraz sıkıntı yaşayabilir. Çünkü çevirdiğiniz zaman tahta üzerinde iki tane 3 altınlı kahraman olduğu için diğer altınlı kahramana gitmeyecek. Yani ikisinden birini verecek. Sadece Van Van'a göndermeyecek yani. Bilginiz olsun. Bu arkadaş da yedirecek büyük ihtimalle. Yeteneği eğer yedirmezse bir tık sıkıntı yaşayabilir. Bakalım ne yapacak. Ben de merak ediyorum şu an. Aslında Astro sinyası da vardı. Oraya bir Astro kustaması alıp iritel atıp hem Astro hem süvari hem cadıya hem nişancı. Üf, 4 sinerji banvanda. Nasıl olur? Bence mükemmel olur. Tabii tercih meselesi. Güzel. Hilda'yı da yutturdu. Şimdi daha kolay bir şekilde bence burada Van Van üçlemek istiyorsa parayı biraz daha tutup bir tur daha sonrasında yer basıp seviye 7 yapıp hem marketten bulacak hem komutanın özelliğinden sonra mesela farklı bir kahramana geçebilir. Örnek veriyorum. Zilong buldu. Hem Zilong'a geçebilir mesela. 4 altını kahramanlara yedirip tek de Zilong olduğu için Zilong'dan devam edebilir. Yani bu tarz komutanları oynarken tek bir kahraman odaklı değil de iki kahraman odaklı. Hani beni bir yere kadar örnek veriyorum. İşte Van Van taksın sonrasında işte bir yerden sonra da işte başka bir kahramana taşıtırım düşüncesine girebilirsiniz. Çünkü bazen Van Van yeterli gelmiyor. Gördüğünüz üzere. Tabi Van Van'ın da üçlemesi lazım. Süvari bir an önce altılarsa çok güzel olur. Yani bence para diğer iki altınlık ya da bir altınlık kahramanlara değil, güzel seviye bastı, beni duydu herhalde. Değil de taşıyıcı hero'lara yapabilirse çok daha mükemmel olur. Bence mesela arkada 3-4 tane hero satılabilir. Mesela Alfa'nın birini çıkartıp orada Iritel'in birini çıkartıp onların yerine bir tane Zilong bir tane Moskov bulursa hem sinerjiyi altılamış olacak hem nişancısı olmuş olacak. Hem de zaten cadıya'dan devam edecek. Cadıya 4 olacak. Belki YZ'yi bile çıkartabilir. Yani nişancıyı 4 demek istiyorsa tabii. Onun yerine o yüzden arkadaki hero'lar satılabilir. Bilginiz olsun. Arkadaşın da bilgisi olsun. Hani bu tarz giderken bunu bu şekilde düşünerek yapabilirsin. Çünkü önde senin bir Akai'n var. Sylvan'dan var. Alfan var. İşte Zilong'un var. Bunların hepsi hem savaşçı hem tank niteliğinde kahramanlar olduğu için bunlar seni arkada Van Van'a hasar çıkartmanı sağlayabilir. Yakıcı kılıç geldi. Çok iyi. Bence direkt yakıcı kılıcı alması lazım. Aynen. Doğru olan da o. Zaten ilk sinerjiden de saldırı hızı aldığı için bence Akai'ları toplamasına gerek yok. Çünkü seviye 7'de tamam Akai gelir ama yani boşuna arkada yer kaplar. Boşuna da para harcamış olursunuz. Dediğim gibi parayı daha çok taşıtacağınız kahraman ya da komutan neyse ona harcayabilirsiniz. Burada da bu tarz hatalar yapılıyor genelde. 48 kaldı arkadaşlar. Bir kritik hasar, bir tane Midas gider bence oraya.
Çünkü Edora falan da var. Güzel Vanman'ı buldu. Devam market atmaya. Oradan bir can çalma daha mı alacak acaba? Aldı. O da iyi. Sıkıntı yok. Güzel bir Vanman daha buldu. Mesela Ministar var. Ministar alınabilir. Şu arkadaki hero'ları bir boşalt. Sat onları. Onlar senin bir işte yaramayacak. Orada Alfa'yı sat. Ministar'ı koy. Örnek veriyorum. Alfa'yı çıkartıp koyabilirsin. Ya da üçlemeyi düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Bence çok fazla gerek yok bazı şeylere. Yani boşuna para. O Alfa'ya verdiğiniz para şu an için boşuna. Çünkü dediğim gibi size lazım olan kahramanı öncelikle üçleyip sonrasında sinerjiyi tamamlamak için diğer kahramanları bulmanız gerekiyor. Mesela şu an hasar alıyor. Mesela Midas olsa orada Ayaz yerine saldırı hızı da gelmedi. Tabi de Midas olsa onda daha çok iş yapar. Ayaz şu an çok boş duruyor onda. Güzel. O Vanman'ı da alıp üşüyor. Çok tertemiz iş. Kutsama geldi. Bir de nişancı kutsadı mesela. Gibi. Alfa 3. Alfa'yı verdi yetenme. Değişik bir tercih. Yani biraz şurada yanlış oynadı. Dediğim gibi yani niye diyecek olursanız gerek yok. Vallahi gerek yok arkadaşlar yani. Tick de aldı. Muhafız da koyacak. Yani burada artık altılayacaksın. YZ'yi çıkartıp Zilong ekstradan bir tane de şey atacak. Moskova atacak. Nişancı da 4 olacak zaten. Bu iki değişikliği yaparsa çok rahat bir şekilde devam eder. Parası da kalmadı. Yani Arlott yerine Arlott'la şeyi değiştirecek. Bir de mesela böyle yapıyorsanız nişancının sağına veya soluna alfa dizmek suikastçiler olmadığı sürece iyi değil. Bilginiz olsun. Çünkü suikastçı tarzı hero'lar ya da suikastçısından size çıkan birileri yoksa şey yapmayın. Nişancıların yanına bir şey koymayın. Aksine diğer tankları işte ya da savaşçı tarzı hero'ları ön tarafa dizebilirsiniz. Arkadaşın en para lazım olduğu yerde parayı harcadı burada. Mesela Vanman'da da saldırı hızı eksik. Tabi gelmedi tam olarak da. Mesela o can çalma yerine Midas alıp Ayaz da değişebilirdi. Ayaz yerine Midas giderdi orada tercih olarak. Şey Hasım pençesi yerine Midas alınabilirdi. Ben olsam burada ya yıldız düşürme ya Helkurt'un lanetini alırım. Atlantis o da olabilir. Doğa yapan da var ama saldırı hızı daha önemli. Zaten süvariyle bir şekilde eritirsin. Süvariden de geliyor ama yeterli olmuyor. Ekstra saldırı hızı da almış. Yeterli gelmiyor mesela. Yani Ayaz'ı şeye verip ön tarafta kalkanı verebilirdi. Bakalım. Marketten de gelmiyor bu arada. Hero da gelmiyor. Yani marketten biraz daha gelmiş olsa böyle daha iyi olabilir aslında da. Yani Moskova bir Zilong şu an için görmedik. Yani 32 kaldı 100 olan arkadaş var. Burada alırsanız da Vanman'ın üçlemesi bir anda iyi oldu. Onu bir şekilde götürecek. Ama süvari işte altılaması lazım. Burada bir 110
değişikliği olabilir. Yuzong yerine Zilong güzel geldi. Yani mantıklı tercih. Onu sattı. Ama şöyle de bir şey olabilir. Şimdi Jadea'nın şeyine bakıyor, özelliğine bakıyor da altılamasına gerekecek bir durum yok burada bence. Yuzong yerine dediğim gibi Zilong tutup işte yerine mesela 3 altınlık bir tane daha muhafız atabilir. Muhafız bırakabilir ya da ekstradan nişancıyı dörtlemeye gidebilir. Nişancıyı dörtlese Vanvan daha iyi hasar atar bence. Mesela Arlott yerine Mosko, Yuzong yerine de bir tane nişancı mesela Irithat yani koyduğunda çok rahat bir şekilde galibiyet alır şu an için gördüğüm kadarıyla. Sadece bu aşamada yapması gereken süvarileri ve işte Jadea kahramanlarını ön plana koyup arkada nişancılara bırakmak olacak. Çünkü onları artık biraz daha ön plana atabilir. Bakalım devamında ne olacak. 30'da parası var. 45 oldu şu an. Yani bence parayı markete harcamak yerine bir yer daha basıp canavardan da para gelecek nasıl olsa. Bir yer daha basıp seviye 8 yapıp en kötü işte Moskova ve Zilong'u da bir an önce mesela bulup ya da üçlemeye gidebilir gibisinden olabilir. Ya da Moskova bulamıyorsa bile nişancıyı 4 çok rahat bir şekilde 4 yapabilir burada. Hani Yuzong dışarıda bırakarak Moskova gelmediği takdirde. Siz olsanız nasıl yapardınız? Yine de eline emeğine sağlık. Güzel maç olmuş. Ufak tefek hatalar, kahraman değişiklikleri olabilir. Burada gideceğiniz kahraman, taşıyıcı kahraman işte altın asa geldi. Çok güzel oldu. Gideceğiniz ve taşıyacağınız kahraman. Buna yönelik oynarsanız daha iyi olur. Yer bastı mantıklı olarak. Bex'i alıp çevirmedi. Yetenek de döndü aslında da. Ya da Lunox'u alıp çevirebilir. Zilong'u şu an gördü. Zilong'u ikileyebilir. Belki markette de şansı varsa üçleyebilir. Bakalım devamında nasıl yapacak. Ben de merak ediyorum şu an. Karşıdaki rakipte süvari çıkmış. Ama Vanvan hasar güzel ya. Bakar mısın abi? Delikiyor yani orayı. Güzel. Gerçekten çok bozuk bir kahraman. Yani öyle böyle değil. Yani mesela geçen sezon işte Gortur ya da 5 altınlı kahramanlar tarzı çok popüler olduğu zaman çok fazla yapılıyordu. Onun için mesela Vanvan onun önünü geçebiliyordu yani. Hayabusa'dır, Vanvan'dır. Jadea'yı altılamayı düşünüyor. Moskov da geldi. Arlott yerine Moskov. Ya da hiç almayacağım Moskova. Şu an düşünüyor, kararsız kaldı. Moskova alsam mı, almasam mı? Kararsız kaldı. Market alacak büyük ihtimalle. Yani durum eğer market şey yapmadığına göre, gerçi parası da 21'de de. Bak mesela bu etapta bizim en büyük yanılgımız, benim de oluyor genelde. En büyük yanlışı şurada yapıyorum. Vanvan'ı üşüyorum ya, diyorum ki nasıl olsa alır. Diyeyim bir de prensi çalıştırayım diyorum. Alıyorum Moskova, prense gideyim derken hop eleniyorum. Sinerji tamamlamıyorum. Prense dönüyorum işte. Vanvan'ı şeyde ikileyemiyorum mesela Moskova'da. Hop gidiyoruz.
eğleniyoruz yani. Burada market atalım. Silonki ikileyebilir artık. Mesela Moskova. Moskova koydu. Süvari 7 oldu. Ekstra o zaman Arloz'u çıkar. Artı 1 almadı sanırsam. Bir de artı 1 nişancı 6 yapabilir. Bence. Bakalım. Bak Van Van daha güzel hak eritiyor şu an. Bakar mısın abi, hasarı arttı nişancı 4 olunca. En alttakini de aldı. Güzel. Artı 1 kalırsa bence artı 1 alıp nişancıyı altlayabilir Arlot'u çıkartıp. Tabi kalırsa. Diğeri de almadı. Güzel. Artı 1 kaldı. Arlot'u da çıkartıp nişancıyı altlayabilir. Mos geldi. Kaybusa falan nerede? Ha, şeyden aldı. Güzel. Nişancılar da geldi. Ay, almadı nişancıları. Şeyi, Beleri'yi falan niye tutuyor ki orada? Şu an yeri de var. Niye altılamaya gitmedi orada? Miele ile aileyi almadı. Çok, bak mesela hatasını görmedi şu an. Video izleyecek normalde bir arkadaşım. Hatasını buradan da. Orada mesela nişancıyı alıp altılayabilirdi. Böyle bir şansım vardı şu an. Yer de aldım. 6'ya 6 yapabilirdin yani. Yani bu şekilde de alır ama 6'ya 6 yaparsa biraz daha garantiler işini. 6 süvari, 6 nişancı. Bir dahaki tura zaten maç bitiyor. Al Moskovları. Parayı bas, zaten maç bitti. Çevir çevir çevir. Çevir seriden. Boş ver, muhafız falan düşünme de. At Hilda'ya at bari at. Hep el ayağına dolandı. Şu an biraz burada seri olmak lazım. 162-164 karşıdaki de süvari çıkmış. Bambanı var ya. Eline koluna sağlık. Güzel bir maç olmuş. Arkadaşlar sizlerin de videosunun gelmesini istiyorsanız Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki sizden gelenler videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.